Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ses geliyor mu? Geliyor hocam, merhabalar. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Geliyor hocam, merhaba. Merhaba. Geliyor hocam, problem yok. Tamam, süper. Amerikalara kadar geliyor. Çok güzel. Beraber yaptığımız, derste çözümlediğimiz örnekleri tek tek siz de adım adım üzerinden geçebilirsiniz diye sunumu da attım size. Başına da böyle bir iki cümle ekledim işte. Böyle bir şeydi. Şimdi tabii aşağıları değiştirdim. Yeni derse geçiyoruz. Çift fiil ve infinitive diye bir konu. Şimdi 10 tane master'ı öğrendik. Çok güzel. O 10 tane master'ı kullanıyoruz zaten. Onları kullandığımız gibi başka şeyler de yapabiliyoruz. Şöyle. Elimizde 10 tane master vardı. Bunları çektik. Yüklem oldu. Ve cümlenin içinde kullanabilir hale geldik. Ne yaptık? Master'lara çekim yaparak olmuş, vererek yüklem haline getiriyoruz. Peki, masterları başka nerede kullanırız? Çift fiil diye bir yapı var. Yükleme çekim almamış bir master ekleyerek yüklemle birlikte kullanıyoruz. Bu nasıl olacak? Birazdan onu göreceğiz. Bir de infinitive diye bir şey var. Bitmiş cümleye çekim almamış bir master ekleyerek sebep cümlesi yapıyoruz. Neymiş? Şimdi tekrar bir baştan geçelim. Masterlarımız neydi? To be isim, to be sıfat, to be able to master diye giden, başında hep to olan çekilmemiş halleriydi, değil mi? Fiillerin çekilmemiş halleri, başında to master eki var. Onlara biz kısaca master dedik. Bunları çektiğimiz zaman, çekerken ne yapıyorduk? Başındaki master eki olan to'yu atıyorduk. Çekim vererek onları yüklem haline getiriyorduk. Ve bu yüklemi cümlemizde kullanıyorduk. Kullanılır hali yüklem olmuş oluyor aslında. Peki, şimdi bir cümlemiz var. İçinde de bir yüklem var. O yükleme bir şey daha ekliyoruz. Çekim almamış bir master ekliyoruz. Yüklem zaten master'ın çekim almış haliydi. Yanına bir de çekim almamış master ekleyerek birlikte kullanıyoruz. İşte o yüzden çift fiil dedim adına. İngilizce'de bir karşılığı, yani terminoloji olarak ismi nedir onu bilmiyorum. Önemli değil. Çift fiil diyelim biz buna. Bir de bitmiş cümleye bunu ekleyebiliyoruz. Bitmiş cümleye çekim almamış bir master ekleyerek sebep cümlesi yapıyoruz. Ne demek bu? Bir tane cümlemiz var. Normalde tek başına onu biz cümle olarak kullanıyoruz. Ama o cümlenin sonuna, cümle bittikten sonra, yani normal bütün ögeleri var. S, V, O var. Yani nesne belirteci her zaman hangilerini koyacaksak koyduk. O cümle tamamlandı. Noktayı koymadan önce sonuna bir master ekliyoruz. Bunlar nasıl oluyor ve ne işe yarıyor onu göreceğiz. Şimdi yüklem kısmını anlatmıyorum. Zaten 6-7 gündür bunlarla uğraştık. Çekim vermeyi biliyoruz. 18 tane zamanla master'ı çekebiliyoruz. Bu kısmı hallettik diye düşünüyorum. Şimdi nasıldı bunun, bu yüklem olma hali? Bir tane özne, çekim almış fiil. Ona küçük bir y yazmıştık ki yüklem olduğu anlaşılsın diye. Bir de o diye işte nesne belirteci her zaman. Bunların hepsi de olabilir. Bazısı olabilir ya da hiçbiri olmayabilir cümlede. Olmak zorunda değil. İlk dersi hatırlarsanız cümlenin olmazsa olmazı yüklem. Bu kısmı dediğim gibi bitirdik. Şimdi bu kısım, yeni kısım, çift fiil nasıl oluyor? S ve yanına bir yüklem ekledikten sonra diğer ögelere geçmeden önce çekilmemiş bir master'ı buna direkt bağlıyoruz. S ve yüklem sonuna bir tane to master ekledik. Birazdan nasıl olduğuna bakacağız.
O da en arkaya kalmış oldu. Yani aslında iki fiil birbirine kenetlendi bu yapıda. İki fiili birbirinden ayrılmadan kullanacağız. Araya başka bir şey girmeyecek. Yani o'nun bir parçası girmeyecek diye düşünelim. Infinitive dediğimiz yapı nedir? O da buna çok benzer. Şimdi yazılan şeye bakarsanız çok aynı gibi görebilirsiniz ama aslında çok farklı. S, yüklem ve O, yani cümle bitti. Bir cümle yaptım. Bitmiş cümleye bir tane çekim almamış mastar ekledim. Şimdi örneklere geçeceğiz. Örneklere geçince daha iyi anlayacaksınız. Çift fiilden başlıyoruz. Dediğim gibi yüklem olma halini zaten 5-6 gündür yaptık. Hepsini biliyorsunuz. Formülünü buraya tekrar aldım. Bir tane örnek cümle var. I want tea. Çay istiyorum demek. I want food. Yemek isterim. I want holiday. Tatil istiyorum. Hepsi de present tense'de. Basit olsun diye present tense'den yapıyorum. Biliyorsunuz present tense isterim ya da istiyorum diye çevrilebilir. Bunlar bildiğimiz tek yüklemli cümle. Şimdi burada istediğim şey çaydı ama istediğim şey bir eylem olursa, mesela gitmek olursa bu şekilde bağlıyorum. Yani buraya gelip de go yazmıyorum. Bizim mastarı koyuyorum. I want to go. İşte bunun adı çift fiil. I want to see. I want to swim. Yüzmek istiyorum. Görmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Dolayısıyla mastarla ana fiil birbirine kenetlendi. İçinde iki fiil ama tek yüklem olan. Burada yüklemimiz hep want. Çekim almamış şey yüklem değildir kırmızı ile yazan. Ama çekim almış fiilimize, present tense ile çekilmiş olan fiilimize to go'yu ekleyerek I want to go dedik. Gitmek istiyorum. I want to see. Görmek istiyorum. I want to swim. Yüzmek istiyorum. Peki illa present tense mi olmak zorunda? Gitmek isteyeceğim deseydik ne olacaktı? I will want to go. O çekimi zaten öğrendik dediğim gibi. Gitmek istedim deseydim, want düzenli bir fiil, geçmiş hali wanted, yani ikinci hali. I wanted to go diyecektim. Yani şurası çekimi zaten hallediyor. İster present, ister future, ister past tense olsun. Burasının ne nasıl çekildiği, hangi tense ile çekildiğinden bağımsız, yanına çekim almamış mastarı ekliyorum. Ekiyle, mastar ekiyle birlikte. Şimdi gitmek istiyorum güzel de kendimin değil de başkasının gitmesini de isteyebilirim. O da bir seçenek. Onu nasıl yapıyoruz? O da böyle. I want you to go. Başına bir zamir koyarak onun gitmesi diye burayı çevirebiliriz. Onun gitmesini senin gitmeni istiyorum. You olduğu için senin gitmeni istiyorum. I want you to go. Yani senini söylemeyiz biz orada. Gitmeni istiyorum. Değil mi? Gitmeni istiyorum böyle deniyor. Him koyarsak eğer bu dün gördüğümüz zamirler, dün mü önceki gün görmüştük galiba, zamirler tablosundaki ikinci kolondaki zamirleri kullanıyoruz. Hani birinci kolon neydi? Özne olan zamirlerdi. İkinci kolon neydi? Cümlenin içinde kullanılabilirdi. O birinci kolondaki ben, sen, o, biz, siz, onlar cümlenin içinde kullanılamıyordu. Beni, bana, bende, benden gibi ismin hallerini almış zamirler dediklerimiz işte buraya geliyor. I want you to go. Ne demekti? Gitmeni istiyorum. I want him to see. Him, he'nin isim haline göre değişmiş olan versiyonu. Yani bir erkekten bahsediyoruz ama o, yani onun gitmesi, onun görmesinden bahsediyoruz. Görmesini istiyorum.
Onun görmesini istiyorum. I want them to see him. Them de they'in they yani onlar fiilinin şey onlar zamirinin değişmiş haliydi. Hal eki almış haliydi. Yüzmek burası da. Burası nasıl çeviriyoruz? Yüzmelerini istiyorum. Yani onların yüzmelerini istiyorum. Özne yine ben. Yüklem yine bu. Ama onların bir eylem yapmasını ben istiyorum. Dolayısıyla şu sondakiler yüklem değil. Bunlar fiil ama yani mastar fiil. Evet, okey. Ama çekim hiç almıyor. Hepsi de dikkat ederseniz to versiyonuyla geliyor. Şey dikkatinizi çekmiştir belki. Hepsi etken. To go, to see. Yani ilk önce etkenden yaptım. Çünkü en çok etken kullanılıyor ya. Ama illa tek etken olacak diye de bir şartımız yok. I want to go diyebildiğim gibi I want to be a doctor da diyebilirim. Doktor olmak istiyorum. Bu neydi? Zaten günlerdir çalıştığımız doktor olmak masterıydı. I want to be a doctor. Doktor olmak istiyorum. I want to be punctual. Punctual dakik demek. Herhangi bir sıfat koyabiliriz. Diyelim örneğimizde ill mi vardı? I want to be ill deseydim hasta olmak istiyorum anlamı çıkardı. Neyse buradaki örneğimiz punctual. I want to be punctual, dakik olmak istiyorum. I want to be able to speak English. Ne demek oluyor? Burası zaten önce burayı söylüyoruz. Bunun adı İngilizce konuşabilmek. To speak, konuşmak. Able ekleyince konuşabilmek oluyordu. İngilizce konuşabilmek istiyorum. I want to be sleeping. Şu anda uyuyor olmak istiyorum. Yani o uyumayı sürdüren bir pozisyonda olmak istiyorum. I want to be prepared. To prepare, hazırlanmak. To be prepared, üçüncü hali. Pardon, yanlış söyledim herhalde. To prepare, yalın hali, etken hali, hazırlamak. To be prepared, hazırlanmak. Hazırlanmak istiyorum. Nasıl? Beş tane mastarımızı çift fiil halinde want'a bağladık. Devam edersek yine to go'yu örnek olsun diye başta bıraktım. Etkene geldik. To go gibi bu da bir etken. To sevim. Bunu da zaten yüzmek istiyorum. Biraz önce yapmıştık. İstediğim şey bir ettirgense I want to get my hair cut. Saçımı kestirmek istiyorum. Ezberlediğimiz mastarlardan ettirgen olanı sonuna koyduk. Sonra I want to get Ali to cut my hair. I want to get Ali to cut my hair. Saçımı Ali'ye kestirtmek istiyorum. Sonuncusu da I want have to work. Bu istenecek bir şey mi bilmiyorum ama çalışmak zorunda kalmak istiyorum. Belki şöyle bir durumda kullanılabilir. İşte ben kendi başına harekete geçemeyen biriyim. Birisi beni zorlasa da çalışsam çalışmak zorunda kalmak istiyorum. Çünkü sınavım var. Şey mi? Biraz kafanız karıştı mı yoksa net mi? Bir hocam tabloyu ezberlediğimiz için şimdi ben aklıma direkt tabloyu aklıma gelip onları koyuyorum. Aynen. Tabloyu ezberlemenin önemi ortaya çıkıyor. Çok çok yerde lazım oluyor çünkü. Şimdi birinci yerde hemen bakın ezbere bildiğimiz için ve ben özellikle yeni yeni çeşit çeşit örnekler koymuyorum ki hatırlayın diye. Hep saç kesmeyi koyuyorum. Ama evi temizletmede olabilir, arabayı tamir ettirmede olabilir. Ne bileyim bir söküğünüzü diktirtmekte olabilir değil mi? Her şey olabilir. Onun gibi dişinizi çektirtmekte olabilir mesela. Herkes kendi ilgilendiği alanla örnekleri çoğaltabilir.
Ama biz hani en baştan beri çok fazla saçı kestirtmeyi kullandığımız için çağrışım yapsın diye aynı örneği devam ettiriyorum genelde. Devam edelim. Çift fiil böyle. Çift fiilde soru yoksa bir Hocam, de bir şey sorabilir miyim? tabii. Bu çift fiilde belirli spesifik fiiller mi var? Yoksa her fiile to'yu getirebiliyor muyuz? Yani want to, listen to gibi kalıplaşmış fiiller var ama bunların ötesinde farklı fiiller de var mı acaba? Var, tabii ki var. Şimdi yine her zaman olduğu gibi basit formunu öğreniyoruz. Ben yapmak istediğim şey nedir? Diyelim önceki sayfaya dönersek. Doktor olmak istiyorum dedik ya. Doktor olmayı sevebilirim. Doktor olmaktan nefret de edebilirim. Doktor olmak işte yani bağlayabildiğiniz birçok fiili bağlayabiliriz. Sonradan göstereceğim küçük bir ayrıntı var ama şimdilik böyle öğrenelim. Bu want'ın yerine başka başka yani şu sondaki eylemi neye bağlayacaksanız onu koyacaksınız. Doktor olmayı Anlıyorum. seviyorum dediğinizde buraya sevmekle ilgili bir fiil koymak lazım. Hocam, Nefret ediyorsanız onu koymak lazım. Sonradan göstereceğim. Onları koyduğumuzda minik bir nüans oluyor gene. Ama böyle bunu bir öğrenelim önce. Sonra onlara geliriz. tamamdır. Hocam, hocam hani bazı fiiller to değil de verb ing alıyordu diye Aynen. hatırlıyorum. Aynen. O Yanılmıyorsam. ayrıntı dediğim o kısmı. Şimdilik önce bir dediğim gibi bunu öğrenelim. O başka Tamam bir hocam. ayrıntı.